Maddenin hallerinde gazlar ve plazma haline geldik. İlk önce gazları işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere maddenin en düzensiz hali olarak biliniyor ve tanecikler arasında boşluğu en fazla olan, potansiyel enerjisi en yüksek olan hal gaz hali olarak bilinir. Genel olarak bakarsak gazlar maddenin en düzensiz hali olduğu için titreşim, ötürme ve dönme hareketlerinin hepsini yapabilir. Sadece burada şeyi söyleyelim. Soy gazlar atomik halde olduğu için helyum, neon gibi. Bunlar da sadece e, öteleme marketi yani yer değiştirme marketi görülür. Titreşim ve dönme hareketini bağ yapamadıkları için bunları göremeyiz. Gazlar sıcaklık etkisiyle genleşebilirler. Ancak genleşme katsayısı gazlar için ayrı edici özellik değildir. Çünkü tüm gazları biz ideal davranış sergilediğini kabul ettiğimiz için e, tüm gazların genleşme kalsayasının 1 bölü 273 bir e, sabit bir değer olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla e, burada genleşme kalsayasını ayırt edici özellik olarak kullanamıyoruz. Maddenin Katı ve sıvı halini kullanabiliyoruz. Gaz halini kullanabiliyoruz. Kanacılar arası çekim kuvveti katı ve sıvılara göre oldukça zayıftır. Hatta yok deyince kadar azdır. Biz e, kinetik teorinin varsayımlarına dayanarak veya e, ideal gazı düşünürsek eğer e, buradaki çekim kuvvetlerini ihmal ediyoruz. E, hiç sanki etkileşime girmiyormuş gibi düşünüyoruz. O kadar ki az. Katı ve sıvılara göre yoğunlukları daha düşüktür. Bunun hiçbir istisnai örneği yok. Maddenin en düşük yoğunluklu halidir diyebiliriz katı ve sıvılara göre. Belirli şekil ve hacimleri yoktur. Bunları kabın hem şeklini hem de hacmini alırlar. Kabın hacmi ise gazın da dolduracağı bulunacağı hacim budur. Öz hacimlerini de ihmal ediyoruz. Çünkü kendi hacimleri kapladıkları hacim yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Birbirleriyle her oranda karışırlar. Dolayısıyla bunlar birer çözelti yani homojen karışım oluşturabilirler. Bunlar kabın içerisinde hem birbiriyle hem kabın çepeyle çarpışarak basınç uygularlar. Bu basınç kabın her noktasında aynıdır. Yani diyelim ki sınıf içerisindeyiz. Sınıfın tabanına da, tavanına da, pencerelerine de aynı basıncı uygularlar. Çünkü her yöne rastgele zigzaklı ve doğrusal bir yol boyunca yayılırlar ve bu çarpmalar sonucunda da estek çarpışmalar yaparlar ve bu çarpışmalar sonucunda da aynı basıncı uygularlar. Gazlar sıkıştırılabildiklerinden düşük sıcaklık ve yüksek basınçta e, sıvılaşabilirler. Burada kritik sıcaklığın altına inmek gerekiyor. O yüzden düşük sıcaklık gerekiyor sıvılaştırmak için ve yüksek basınç gerekiyor. Gaz sancıları arasında boşluklar çok fazla olduğu için gazların sıkıştırılabilir özelliği vardır. E, 10. madde geneldir. Dokuzuncu madde ise koşula göre sıvılaştırılabilme koşulunu içerir. Bunlar ortamda kolaylıkla yayılırlar. Buna difüzyon diyoruz veya efüzyon da var. Bulunduğu ortamdan daha düşük basınçlı bir ortama e, hızlı bir şekilde yayılması efüzyon, e, geniş bir alanda birbirine yayılmasına ise difüzyon diyoruz ama biz burada difüzyonu anlatıyor olacağız. E mesela bir yerde e, işte kolonya veya parfüm sıkıldığında, kolonya döküldüğünde odanın her yerine kokusunun yayılması bunun e, olduğunu göstergesidir gaz moleküllerinin. Örnek olay ve gazın özelliği ile ilgili eşleştirme yapmamız istenmiş. 5 litre kapta bulunan oksijen gazının 1 litre kaba alınması bu sıkıştırabilirlik özelliği ile ilgilidir. Daha küçük bir hacme sıkıştırıldığı için. Atmosferin hemen her yerinde 178 azot %21 onda gaz bulunması hemen her yerinde bulunması e, burada birbirleriyle her oranda karışabildiğini gösterir. Dolayısıyla bu E seçeneğiyle ilintili. Sıcak su içine konulan çocuk balonunun haciminin artması burada sıcaklıkla genleşme özelliğini açıklar. Çakmaklarda oluşan gazın sıvı halde görünmesi... burada düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıkıştırıldığında sıvılaşabilme özelliğiyle ilgilidir ki demek ki çakmak gazı kritik sıcaklığın altındaymış, o da sıcaklığında. sonucu da çıkıyor. Ele dökülen kolonya kokusunun odanın her tarafına yayılması da bulunduğu kabı tamamen doldurması özelliğiyle ilintilidir diyebiliriz. Gazları tanımlayan 4 tane niteliğimiz var. Bunlar sıcaklık, basınç, hacim ve madde miktarıdır. Ee, basınca bakacak olursak gazların bulunduğu kabın çeperine yaptığı çarpışmalar sonucunda oluşan bir kuvvet var. Bu kuvvet dik kuvveti aldığımızda birim yüzeye etkilen dik kuvveti aldığımızda buna basınç diyoruz. Kapalı kaptaki gaz basıncı manometre ile ölçülürken açık havanın yaptığı basıncı ise manometre ile ölçüyor olacağız. Basınç pressure İngilizce kelimesinden geldiği için P harfiyle büyük P harfiyle gösterilir. Atmosfer bir gaz karışımı olduğundan yeryüzüne de basınç uygular. Atmosferin yeryüzüne uyguladığı basınç atmosferik basınç veya açık hava basıncı olarak bilinir. Açık hava basıncını biz P0 ile gösteririz. E, atmosfer basıncı ise barometre ile ölçülür. Bak kapalı kap basıncı manometre ile açık havanın yaptığı basınç ise barometre ile ölçülür. Deniz seviyesinin açık havanın yaptığı basıncı bir atmosfer olarak referans olarak alırız. Ee, bir atmosfer değeri 76 cm yüksekliğindeki civa yüksekliğine eşittir. Veya yani milimetre civa olarak ifade edersek 760 mm civaya eşittir. Ve bu değer e, açık hava basıncında e, barometre kullanan birim insan olduğu için onun ismine hitaben Tor birimi denilmiştir. Yani 1 mm civa 1 Tora eşittir. Ee, burası da 760 Tora eşittir. 1 atmosferlik basınç. Basınç birimlerinde bunları kullanıyor olacağız. Hacime gelecek olursak bir madden uzayda kapladığı boşluk bildiğiniz üzere hacim. Gazların kendi hacimleri yani öz hacimleri e, kabın hacmi yanında ihmal edecek kadar küçük olduğundan biz bunu ihmal ediyoruz öz hacimlerini. Gazdan hacimleri içindeki bunları kabın hacmine eşittir diyoruz kabaca. İngilizce volume kelimesinden geldiği için büyük V harfiyle gösteriyoruz. En çok kullanılan hacim birimi litredir. Litreden mililitre geçerken binle çarparız. 1 mili mililitre 1 santimetre küp eşittir. Aynı zamanda 1 desimetre küp karşımıza çok çıkmaz ama 1 litreye eşittir diyebiliriz. Gazların hacmi sıcaklık ve basınçtan etkilenir çünkü genleşme özellikleri var. Örneğin bütün gazların birer molleri standart koşul dediğimiz bir atmosferik basınç 25 derece Celsius sıcaklıkta 24,5 litre hacim kaplarken ideal gazlardan bahsediyoruz tabi. Normal koşul dediğimiz koşulda yani bir atmosferik basınç 0 derece Celsius sıcaklıkta 22,4 litre hacim kaplar. Bunu öğrenmeni isteyeceğim senden. normal koşul dediğimiz koşulda yani şöyle diyelim normal koşullarda 1 mol e, gaz hatta ideal gaz diyeceğiz 22,4 litre hacim kaplar bu e, karşımıza çıkacaktır. Çünkü kullanacağımız bir değerdir bu değer. Sıcaklık değerine bakarsak sıcaklık bir maddenin sahip olduğu ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Dolayısıyla kinetik enerji dediğimiz EK 3 bölü 2 KT bağıntısıyla verilir ki burada K Boltzmann sabit 3 bölü 2 de sabit sayıdır. D burada mutlak sıcaklıktır. Mutlak sıcaklıkla kinetik enerji arasında direkt bir doğru orantılı ilişkili var. Dolayısıyla ortalama şey maddenin sıcaklığı arttıkça gazların ortalama kinetik enerjisinin artacağını söylemek mümkündür. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Bir gazın sıcaklığı arttıkça hem hızı hem de kinetik enerjisi artar. Kelvin cinsinden sıcaklığa mutlak sıcaklık diyoruz. Onu büyük T harfiyle gösteriyoruz. Celsius derece Celsius ise küçük T harfiyle gösterilir. İngilizce tabi temperature'dan geliyor bu da T harfi. Kelvin'i K ile derece Celsius'u derece C ile gösteriyoruz. Ve artı 273'lük bir fark var. Yani T eşittir. T artı 273 gibi bir dönüşüm faktörüne sahiptir sıcaklık değeri. SI yani uluslararası birim sistemine göre sıcaklık birimi Kelvin ölçeğidir. O yüzden biz gaz sorularında her zaman Kelvin ölçeğini kullanıyor olacağız. Aynı sıcakta tüm gazların ortalama kinetik enerjileri aynı olacak. Neden? Çünkü kinetik enerji direkt olarak mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık aynıysa kinetik enerji de aynıdır diyebiliriz. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor sıcaklık ile ilgili. Madde miktarına gelecek olursak atom ve moleküller sayılamayacak kadar çok küçük olan gazların miktarını kullanmak için mol ifadesini kullanıyor olacağız. Mol ifadesi şu aslında. E, Avogadro sayısı yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısına biz Avogadro sayısı diyoruz. Avogadro sayısı kadar tanece bir mol diyoruz. Yani nasıl ki e, 10 taneye bir deste diyorsak 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane gibi çok büyük bir sayı ifade etmek için de Avogadro sayısı diyoruz buna. Bu sayıyı da mol olarak ilişkilendiriyoruz. Yani bunun birimine biz mol birimine kullanıyoruz. Mol birimi NA ile Avogadro sayısı N ile gösterilirken mol sayısı küçük N harfi ile gösterilir. yani şöyle ki şöyle diyelim. Mol sayısı tanenin tanecik sayısının Avogadro sayısına bölümüyle de bulunabilir. <laughs> Burada mesela bütün gazların birer mollerinde 6.022.123 tane atom veya molekül bulunur. Mesela bir mol hidrojen molekülüne bakarsak 6.022.123 tane moleküldür. Bir mol helyum atomuna bakarsak da yine 6.022.123 tane atom içerir. Ee, bu şekilde bir çarpanımız var. Dolayısıyla e, tanecik sayısına geçerken mol sayısıyla Avogadro sayısına çarpacağız. Bir molden bahsediyorsak Avogadro sayısının bir katı. 2 molden bahsediyorsak Avogadro sayısının iki katı kadar molekül ya da atom vardır diyeceğiz. Gazları genel özellikleri bunlar. Burada neyi gördük? Gazların telin özellikleri gördük. Şimdi bunları birazcık kullanacağımız gaz kanunları bölümümüz var. O kısmı tekrar görüşmek üzere.